Büyükçekmece Emlak TV'den merhabalar. Bu videomuzun konusu şimdi konut almanın tam zamanı mı? Bu videomuzda bunun nedenlerini ve sorunun cevabını veriyoruz. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayınız. Bugün gelin herkesin cevabını aradığı sorunun cevabını bulmaya çalışalım. Konut almanın tam zamanı mı? Üstelik devletin %0.64, %0.74 gibi ballı faizleri varken. Diğer taraftan bir yıl ertelemeli, kamu bankaları tamamen muslukları açmış durumda. Bu sayede herkes kira öder gibi ev sahibi olacak düşünceleri var iken. Öte taraftan diyelim ki eviniz var veya yeni ev aldınız. Bunu kiraya verip gelir elde etme imkanınız var. Veya en azından ev kendi kendini ödeme imkanı verecek. Bütün bunları düşünerek koşa koşa ev almaya gitmeyi düşünen birçok kişi var. Bunu düşünüyorum, peki gerçekten tablo bu mu? Evet, bir de madalyonun diğer yüzü var. Yoksa konut balonu tamamen şişiriliyor mu? Önümüzdeki yıl kamu bankalarının elinde veya son kullanıcının elinde alınan konutlar patlayacak mı ve böylelikle Türkiye ekonomisi daha da batak hale gelecek mi? Bu durumda müteahhitlerin işin aslına bakılırsa bu krizden yırtarken kamu bankalarının elinde bu konutlar kalacak mı? Bütün sorulara cevap vermemiz gerekiyor. Evet sevgili yatırımcılarımız, sevgili dostlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Başlayalım. Önce isterseniz rakamlara bir göz atalım, ondan sonra konut sektörüne girelim ve uzun uzun bu ev konut alma durumunu değerlendirelim. Evet, bütçeye baktığımızda Mayıs ayı itibariyle 17 milyar 300 milyon liralık bir bütçe açığı olduğu gözlemleniyor. Kayıtlara göre geçen dönemde de 44 milyarlık bir bütçe açığımız vardı. Toplamda yaklaşık 60 milyarlık ortalama bir bütçe açığına sahip olmuş olduk. Hayırlısı olsun. Genel anlamda böyle bakıldığında, böyle giderse de ortalama olarak yaklaşık 200 milyarlık bir bütçe açığı ile karşı karşıya kalmış olacağız bu yıl sonu itibariyle. Peki bu bütçe açığının olması demek devletin vergileri biraz daha arttırması anlamına gelmiyor. Bu açıklamamızdan sonra gelin konut piyasasına bir dönüş yapalım. Evet sevgili dostlar, sevgili yatırımcılarımız, konut almak isteyen dostlarımız var. Diyorlar ki kardeşim, ben zaten kirada oturuyorum, şu kadar para veriyorum, iyi bir işim de var. Bu dönemde konut alayım mı? Kirada oturmaktansa yeni ev alayım, kredi kullanayım, burada da ödediğim kira ile birlikte ev sahibi olayım. Bugüne kadar da kenarda köşede biriktirmiş olduğum 200-250 bin liram var. İşte bununla birlikte 400-500 bin liralık bir ev aldığım zaman kirayı da düşünürsem, hemen hemen gelirlerimin durumunu ve ortalamasını da düşünürsem hemen hemen hesabım tutuyor diyorlar. Bence bu hesaba hangi açıdan baktığınız önemli. Her şey yolunda giderse, evet, siz bu evde 10 veya 15 yıl zaten oturacaksınız. Zaten kira vermek zorundasınız. Kira vermek yerine bankaya ödeme yaparak bir ev sahibi olabilirsiniz. Gerçek konu bu. Ama madalyonun öbür yüzünden de bakmak gerekiyor. Madalyonun öbür yüzünden baktığımızda başka bir tabloyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bütün birikiminizi aldınız, götürdünüz, konuta verdiniz. Bir daire aldınız. 3 veya 4 ay sonra ikinci bir koronavirüs dalgası geldi ve siz işsiz kaldınız. Ve kredinizi ödeyememeye başladınız. Kiracıysanız bu durumda ne yaparsınız? Büyük bir ihtimalle bu oturduğunuz evden çıkar, daha düşük maliyetli bir ev tutma ihtimaliniz olabilir.
Ama banka kanalıyla bu evi satın aldıysanız ve kredi kullandıysanız 3. ay banka kapınıza dayanır ve o elinizdeki konutu da alır. Sizin ödediğiniz peşinat da büyük ihtimalle faizlere gider, çöp olur. Ödediğiniz taksitler de faizlere gider, çöp olur. Siz el ele baş başa kalırsınız. Elinizdeki parayı kaybetmiş olacaksınız. Hem de oturduğunuz evi kaybetmiş olacaksınız. Bir işsizlik durumu, bir gelir kaybı durumundan bahsediyoruz. Bunu tek söyleyen ben de değilim. Bunu söyleyen birçok ekonomist var. Ve diyorlar ki, Türkiye hızla küçülecek. Dünyanın hızla küçüleceğini ve ekonominin ekonomik daralmadan çıkmanın kolay olmayacağını defalarca söylüyorlar. Sonuç olarak arkadaşlar, siz bir ev aldıysanız ve ödeme problemi yaşıyorsanız büyük sorunlarla karşı karşıya kalacağınız anlamı taşımaktadır. Dikkat etmenizi rica ediyorum bu konuda. Evet sevgili dostlar, sevgili yatırımcılarımız, görünüş o ki şu an elinde ufak bir sermayesi olan bütün vatandaşlarımız kendileri hatta araya birilerini sokarak bir yatırım yapmaya, bankalardan kredi kullanmaya, krediyle ev almaya çalışıyorlar. Aldıkları bu kredileri bir gün dahi ödeyememe durumuna düştüklerinde altını çizerek söylüyorum ki bankalardaki konut stokları tavan yapacak arkadaşlar. Müteahhitin elinde bu sırada herhangi bir konut kalmadığı için de bankalar fiyatları belirleyen taraf olmuş olacaklar. Bankalarda ellerinde bulunan bu konutu, bu konut stoklarını elden daha çabuk çıkarabilmek adına konut fiyatlarını aşağıya çekecekler. Siz aldığınız konutun taksitini ödüyor bile olsanız, yüksek fiyattan aldığınız konutlarınızı yarı yarıya satmak zorunda kalabilirsiniz. Diyeceksiniz ki bugün niye konut fiyatları peki yükseliyor? Talepten dolayı sevgili dostlar. Bütün herkes bir anda konut piyasasına saldırdığı için ve her ne olursa olsun ya bu kredi fırsatını kaçırmayayım, bir an önce alayım, ben de bu fırsattan yararlanayım şeklinde bakış açısında olduğu için geleceği çok fazla düşünerek hareket etmediklerini zannediyorum. Gelecekte ne olabileceğini kafasına takmadan o krediyi bir an önce alayım diye düşünüyorlar. Ve böyle bir durumda da gerek ev sahipleri gerek müteahhitler talebi gördükleri için hemen fiyatı da yükseltmeye başlıyorlar. Onlar şunu görüyorlar. Bu ertelemeli ödemeler, bu kredi oranları ile birçok insan konut talebinde bulunacak. İşte bu nedenle sahibinden gibi sitelerde birçok ilan görüyoruz, birçok konut satışları görüyoruz. Bunların iptal edildiğini ve aynı iptal edilen konutların da birkaç gün sonra karşımıza %20'ye varan zamlarla karşımıza çıktığını görüyoruz. Bunu ev sahipleri de yapıyor, müteahhitler de yapıyor. Yani ikinci elde yapıyor, birinci elde. Ve bu fırsatçılığı ellerinden geldiğince de kullanacaklardır. Ne zamana kadar peki? Müteahhitlerin ellerindeki konut stokları tükenene kadar. Bu arada müteahhitler, yine altını çizerek söylüyorum, hiçbir yeni projeye başlamayacaklar. Çünkü bu koşullarda yeni bir projeye başlamak demek intihar anlamı taşıyor. Müteahhitlerin tek yapmaya çalıştıkları şey ellerindeki konutları bir an önce nakde döndürmek, dövize ve altına döndürmek. Müteahhitler önümüzdeki dönem çok büyük bir devalüasyon ile karşı karşıya kalınacağını hem biliyor hem de görüyorlar. Müteahhitlerin ellerindeki tüm stoklar, tüm evler, ticari bağımsız bölümler elden çıkarılana kadar bu süreç şimdilik devam edecek dostlar. Kredi süreci ve düşük faiz süreci devam ettirilecek. Tabii ki bu süreç
hemen olmayacak. 2, 3 hatta 4 yıl bir 4 yıllık bir süreci kapsayacak. Ben şu anda bunu anlatmaya çalışıyorum, yorumlamaya çalışıyorum. İşte anlatmaya çalıştığım tüm bu net açıklamalar içerisinde, döngünün içerisinde ne yazık ki sizler de birer kurban olarak seçilmiş olacaksınız. Çünkü bu süreç içerisinde bana göre işsizlik çok ciddi bir manada artacak. Ekonomi çok ciddi manada daralacak. O yüzden size söylüyorum. Nakitte kalın. Çünkü nakit kraldır. Cebinde nakdi olan güçlüdür. Nakdi olan ve bu nakdi elinde tutan kişi ve kişiler kazançlı çıkacaklardır. Ama bugün ışığa koşan pervaneler gibi kendi durumunu gözden geçirmeyen, sıkı sıkıya mantıklı olarak hareket etmeyen, her şey sanki çok garantiymiş gibi düşünen, işi, gücü, elde ettiği geliri sanki garantiymiş gibi düşünen kişi ve kişiler, koşa koşa konut alanlar, kira getirisine bel bağlayanlar, hep sahibi olacağım düşüncesinde düşünmeden hareket edenler çok ciddi kayıplarla karşı karşıya kalacaklardır. Gelelim videomuzun başındaki sorunun cevabına. Şimdi konut almanın tam zamanı mı? Sevgili dostlar, sevgili yatırımcılar, bu sorunun iki cevabı var bana göre. Eğer ki sizler, siz sevgili yatırımcılarımız, 18 yıl boyunca aldığınız krediyi geri ödeme garantisini kendinizde görüyorsanız ve gelirinizin azalmayacağına inanıyorsanız, yani garanti diyorsanız, kira getirisine de güvenmezseniz bile almış olduğunuz bu krediyi ödeme gücünüze güvenebiliyorsanız, 4 veya 5 yıl dayanabileceğinize inanıyorsanız, o zaman sıkı durun söylüyorum. Evet, şimdi konut almanın tam zamanı. Tabii ki pazarlıklarla. Şu anda yüksek sanal fiyatları pazarlık yaparak daha aşağılara çekerek. Gelelim sorumuzun ikinci cevabı. Bugünkü şartlarda hiçbir güvenceniz yok ise, sadece ve sadece şu andaki konumunuzu düşünerek, gelirinizi düşünerek, yarın ne olacağını düşünmeden konut almaya kalkıyorsanız, büyük ihtimalle o konutu siz almıyor, bankaya alıyorsunuz. Yarın bir gün o almış olduğunuz kredinin taksitlerini ödeyemeyeceksiniz. Banka almış olduğunuz bu konuta el koyacak. Siz başta da söylediğim gibi hem birikmiş paranızı hem yatırmış olduğunuz paranızı kaybetmiş olacaksınız. Bununla da bitmeyecek. Aynı zamanda borcun da içine batmış olacaksınız. Bu duruma baktığımızda da şu anda konut alma zamanı değil diyebiliriz. Evet, iki cevaplı bir sorunun cevabını vermiş olduk. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir başka videomuza görüşmek üzere. Büyükçekmece Emlak TV'den saygılar. Erol Çelik ben. Lüks Konut Danışmanı. Sevgilerimle.